Cumhuriyet TV izleyenleri, bugün çok özel bir konuğumuz var ve özelliği de bizim kendi özelimize ilişkin, tarihimize ilişkin katkılarını çok olacağına inandığımız Nefise Abalıoğlu. Soyadından da algılayacağınız üzere Yunus Nadi ailesinin bireyi ve canlı tanığı, bir sürü tarihine ilişkin çok önemli canlı tanıkları olan bir insan ve ondan çok yararlandık zaten. Daha adım atma adara adım attı bugün İstanbul'da gazeteye ve arşivimize çok değerli veriler getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bir defa öncelikle. Bu katkılarından bizim arşivimizi zenginleştirmedeki çok değerli bilgiler, tanıklıklar, belgeler üzerinden epeyce çalıştık bu sabah 11'den beri birlikteyiz. Yayına birkaç saat sonra girmiş olduk. Çalıştık dersimize yani. Kaynaklarımız da güzeldi. Kitaplarımız da var. Bir tanesi de yine ailenin bir bireyi, Yunus Nadi'nin yaş olarak 1-2 yaş büyüğü kardeşlerden Ali Abalı'nın kitabını da çok piyasada olmasa da çok önemli bir bu Aba üzerinden derken Yörük aşiretlerinin Hazar Denizi'nden batıya göçleriyle başlayan ve Anadolu'ya yerleşmelerinin ve Cumhuriyet tarihine katkılarının, Mustafa Kemal'in Rumeli'deki Batı'dan Anadolu'ya geçmesiyle buluşmalarının öyküsü. Bir anlamda da Yunus Nadi ile Mustafa Kemal'in buluşmasının öyküsü. Çok şey var, çok tanıklık var. Ve bu aile üçgeninde ben ilk Nefise Hanım'ı hep Nadir Bey'in çok sevgili yeğeni olarak Cenevre'den gider gelirdi, tanırdım. Tabii ki eşinin de, Berin Nadi'nin de hep Cenevre vardı anılarında. Bütün güzel ve sorunlu Zürih. günlerinde gittikleri, sığındıkları Cenevre ailesi. Zürih Zürih, yalnız. pardon, özür dilerim. Ben tabii Evet. kendi yanlışımla, ilo takıntımla yaptım bu yanlışı. Oradaki buluşmalardan biliyordum. Ve hiç eksik olmasın, bağını koparmadı. Onları kaybımızdan sonra da sürekli nasıl bir çabayla gazetenin santralından arayıp bularak her İstanbul'a veya da Türkiye'ye sınırlarını geçtiği andan itibaren buluşma çabaları içinde oldu. Sonunda da buluşabildik Ne belgelerle güzel. birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Yok, siz bize bu bilinmeyen tarihimizin satır aralarından çok önemli şeyler anlatacaksınız aynı zamanda. Arşivinize katkılarınızın yanında. O anlatacaklarınızdan bir şeyler, dersler çıkarmaya çalışacağız. Orta Asya'dan Batı'ya göç, Batı'da uygarlığı aramak, Cumhuriyet tarihinin de özünde var, hamurunda var. Çünkü o değerlerle geliyor ve bu Cumhuriyet tarihindeki yani Kurtuluş Savaşı yıllarından başlayan şeyin de Nefise Hanım'ın eşinin ailesinin de çok çok önemli katkıları var. Ve bu katkılar da bugünkü depremde de acılarıyla yaşadığımız üçgen içinde, Hatay üçgeni içindeki buluşmalar, yerleşmelerle ilgili katkılar. Ben ilk duyduğumda size içtenlikle ben soyadınızı bile bilmiyorum dediğimde, Abalıoğlu dediğinizde isyan ettim. Dedim ki size akraba evliliği yok ki diye. Siz de hemen dediniz ki akraba değil, göç kolundan bir başka aile diye. O göç kolundan bir başka aile Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı destanının yazılmasında doğrudan doğruya önce Yörük aşiretleri, çeteleri katkılarıyla doğrudan savaşa katılarak Kurtuluş Savaşı'na. Sonrasında da onun kuruluş sürecindeki çalışmalarına katkılarıyla sınırsız şeyleri var. Şimdi ben doğrudan doğruya size geçeceğim, şimdi bundan sonra sözü size vereceğim. Ağırlıklı olarak Heyecanlı. bana evinizden başlayarak eşinizin ailesini
seceresiyle olabildiğince, evlilik tarihinizden de daha doğrusu girerek bir anlatabilir misiniz? Biz 28 Mart 1970'te İstanbul'da evlendik. İstanbul'da evliliğimize kayınpederim, eski Hatay milletvekili, Cumhur Reisi Tayfur Sökmen'le kayınpederinizin ismini de söyleyin lütfen. Ömer Cevat Abalıoğlu. Evet. Sayın Tayfur Sökmen amca diye bize tanıtmışlardı. Birlikte geldiklerinde ilk tanışmamız oldu. Biz eşim Doğan Abalıoğlu Galatasaray'da liseyi Türkiye'de okudu. Aileden dördüncü Abalıoğlu olarak. Galatasaray'da ilki, okuyanlar evet. İlki Yunus Nadi Abalıoğlu, ikinci Nadir Nadi Abalıoğlu, üçüncü Doğan Nadi Abalıoğlu, dördüncü Doğan Abalıoğlu. Hatta isimler bile aynı. İsimler aynı. Galatasaray'da bir hocanın dediğini anlatmışlardı. Bu iki Doğan'dan çektiğimi hiç kimseden çekmedim diye. Demek ki ikisi de çok yaramazmış. Evet, ikisini öyle de diye duyduk. Ondan sonra Galatasaray'dan bitirdiği zaman velisi olan Doğan Nadi'nin küçük Doğan'a ailemiz çok sıkıntı çekti. Amcam yani Doğan'ın dedesi güneyde Fransızlara karşı yaptığı mücadelede hapise atıldı. Babam Malta'ya sürüldü diye anlattı. Bütün Cumhuriyet tarihinin acılı öyküleri gibiydi. Evet. Yani Osmanlı döneminde ülkenin korunmasında dik duruşu olan herkese uygulanan ağır benzeri kültürdeki cezalandırmalar. Evet. Hatta Büyük Atatürk zamanında yapılan bu mücadeleye karşı dedenin İstiklal Madalyası, kayınpederimin Cevat Abalıoğlu'nun Çanakkale Gazileri madalyaları bende, Zürih'te, evimizde büyük bir şerefle saklıyoruz. Bir de bize söz verdiğiniz bir Hatay mührü Cumhuriyet'in arşivine katkı olarak getirmeye. Onun da bir özelliği var herhalde. Benim kendi sakladığım Hatay Cumhuriyeti mühürü de kayınpederimin orada görevli olduğu Kırıkhan milletvekili olarak 39'da Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'ne geçiyor ve kendisinde kalmış olan bu değerli eserleri de Cumhuriyet Arşivi'ne getireceğiz. Orada daha iyi yerini bulacağını düşünerek. Sizin getirdiğiniz belgeler, anlattıklarınızdan şu ana kadar öğrendiklerimiz, Yunus Nadi'nin yaşça bir iki yaş büyük kardeşi olan büyük, Ali, en büyük abisi. Hayır onu biliyorum. Tabii. Ben şeyi söylüyorum, Ali Abalı'dan söz edeceğim. Ha. Bir iki yaş büyük Yunus Nadi'den kardeşler. Evet. Ali Abalı'nın kitabından sonra benim tarihle ilgili doğru zannettiğim bilgiler ters yüz oldu. Önce onu düzeltmek istiyorum. Ben sanıyordum ki Fethiye buluşması Batı'dan göçün buluşması. O Selçuk ailesiyle şey için geçerli, Karaören ailesi için. Oysa Fethiye buluşmasında Abalıoğlu ailesi Hazar'dan göç eden ve hepsi gerçekten Yörük aşiretlerinin bireyleri. Yani onlar Hazar'dan önce bir kuzeye çıkıyorlar. Buradaki
kitaplardan öğrendikten sonra özetliyorum. Başka bir yol bulamıyorlar. Sonra güneye iniyorlar Hazar'ın. Ondan sonra Anadolu'ya doğru geliyorlar. Ve ağırlıkla da bir grup ki sizin eşinizin ailesi orada. Hatay üçgeninde, yani bugünkü depremde en çok canı yanan ve canı yakılan çok kültürlü toplum birikiminin olduğu yerlerdeler. Ve oradaki dan doğrudan doğruya Cumhuriyet'e katkıları çok büyük. Siz orada bir anınıza geçmelisiniz lütfen. Ben onu rica ediyorum. Sizden o, dinlesinler. O anı şeyle ilgili, o hani bedel ödediler dediniz direnişe katıldıkları için cezalandırıldılar. Ama onun sonrasında Hatay'ın özgürlüğü üzerinden doğrudan taraf olmaları var diyor, Mustafa Kemal'le olan işbirlikleri. Onları biraz anlatır mısınız? Yani kayınpederinizin ve o üçgende yaşayan ailenin bireylerin katkılarını. Ve oradaki sonraki yıllarda da Cumhuriyet Okulu falan olaylarını da. Hürriyet Köyü ile ilgili mi? Evet, evet. Hepsini birden. Bana ailenin anlattıkları, kayınpederin, anneleri bir Reyhanlı'da bir köyün sahibi ve babaanne tek çocuk olduğu için hanım ağa olarak bütün köyü idare ediyor. Dede Hatay'ın Hatay Devleti kurulduk, Türkiye'ye bağlandıktan sonra. Orada bir Mustafa Kemal'in önerisi var. Onu da anlatabilir misiniz? Hani Hatay'a vali olmaz mı diye, ilk vali görevi alır mı diye. Ben aşiret reisiyim, olamam diye bir. Ha, Hatay Cumhuriyeti için böyle bir söylenti var. Yalnız detayını belki tam öğrenemedim. Gördüm, Ali Abalı'nın içinde de var. Dedeyi, yani Yunus Nadi'nin abisini Hatay Cumhuriyeti'ne katılması isteniyor. Fakat dede, ben dini liderim, politikaya karışmam diyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı olarak akrabası yakını olan Sayın Tayfur Türkmen'i Cumhurbaşkanı orada oluyor. Fakat bu konuda daha açıklayamadığımız bazı noktalar var. Bunları da araştıracağız. Orada dede, yani Yunus Nadi'nin en büyük abisi, eşinin sahip olduğu köyü orada yaşayan köylüye hediye ediyor. Ben buna pek... Yani kuruluş katkısı bir Cumhuriyet Okulu. Evet. Ve köyün adını da Hürriyet Köyü koyuyorlar. Ben bunu pek anlayamadım. Ve araştırdığımızda orada yaşayan halen Ünal Karaca Bey diye bir beye sorduk. Verdiği cevap çok ilginçti. Enayi bir ağa bütün köyü köylüye hediye etmiş. Bu benim için daha enteresan oldu. Tabii. Çok güzel bir hareket. Fakat tam daha sonucunu çıkaramadık. Sizin depremden önce ulaştığınızı sözünü ettiğiniz birisi vardı oradan. Sonra depremden sonra yanıt alamadınız. Depremden sonra Hürriyet Köyü'nün muhtarını aradım. Dedim, bu köyde zarar var mı? Onlar daha iyi bir durumdalar. Hatay gibi değil imiş. İnşallah bir gün kısmet olur, o köye gider. Şimdi gidemezsin. Daha iyi, daha kesin bir araştırma yapabiliriz. Hatta bana 1929 doğumlu bir kişinin yaşadığını söyledi. Evet, evet, şey. İnşallah görüşünceye kadar
yahut görüşmemize bir imkan sağlanırsa daha detaylı bilgi alabiliriz. Şimdi gözlemleyebildiğim bir başka boyuta geçmek istiyorum. Sizin adınızı hep Nadir Bey'in Cenevre'deki Zürih'teki o Cenevre takıntımdan kurtulamıyorum, özür dilerim. Evet, estağfurullah. Zürih'teki sevgili kuzeni olarak, yeğeni olarak yani şeyle biliyorum ve her zaman, her dönem, iyi ve kötü günde hem onlar sizin yanınıza geldiler hem siz onların yanına geldiniz. Evet. Sürekli karşılaşmalar oldu. Ve siz o şeyi hiç koparmadınız, o bağı. Onlar da hiç koparmadılar. Ve çok mutlu oldular. Hem Berin Nadi hem Nadir Nadi için çok yakından biliyorum. Çok fazla birlikte anılarınız var. Doğru. Güzel paylaşımlarınız var. Şimdi biraz eşiniz, siz ve Nadir Nadi, Berin Nadi ailesi üzerinden ilişkilere geçebilir miyiz? Anılara. 1972-73'ten sonra, biz evlendikten bir iki yıl sonra ilk bir tanışmamızda, hatta şöyle bir şey oldu. Biz Berin Nadi'ye hanımefendi falan diye hitap ettik. Bize söylediği şey, ben sizin yengenizim, başka bir şey hitap istemiyorum. İlk yaklaşmamız böyle oldu. Ondan sonra her yıl bizim çocukların okul tatiline göre biz tatile çıkmadan iki hafta, bazen üç hafta önce gelip o üç haftayı birlikte yaşadık. Çok güzel fotoğraflar getirdiniz oradan. Arşivimizde katkıda bulundunuz. Tekrar teşekkürler. Ve çok güzel de anılar var. Siz şimdi çok. Devam edin lütfen. Her yıl Nadir Nadi Bey koyu bir Galatasaraylı. Hatta geldiklerinde tarihler yaklaşırsa Morj'daki Galatasaray toplantısına, Lozan'dakine hep birlikte gidiyorduk. Ne güzel fotoğraflar var oradan tabii. Onun dışında işte Sayın Gazi Yaşargil, evet. Ben daha önce Zürih'teki talebeliğim sırasında tanımıştım. Nadir Bey'in can arkadaşı ve doktoru. Dedi, Abaloğlu deyince Nadir Bey'le ilişkimizi gördü ve geldi. Nadir amcanın her yıl geldiğini söylediğimde muhakkak tanışmak isterim. Çok hoş bir hikayesi de var. Bir akşam biz de yemekteyiz. Eşim Doğan, Nadir amca her akşam küçük bir viskisini ama iki bardak alır. Evet. Doğan Nadir amcaya verdi viskisini, Yaşargil'e sordu, siz ne içersiniz diye. O da su. Onun üzerine gazlı veya gazsız, hayır dedi, çeşme suyu. Zürih'in çeşme suyu içme suyundan daha değerli. Birinci viskiyi içtikten sonra ikinci bardak, ama şöyle iki santim fazla değil. Onu isteyince Gazi Bey dedi ki, Nadir Bey, siz bize çok değerlisiniz. Hatta dünyaya da. Hani almasanız bunu dedi. Nadir amcanın verdiği cevap, Gazi Bey dedi, ben 72 yaşımı, 70 yaşımı geçtim. Eyvah, bundan eyvah. Sonra yaşadığım her gün Tanrı'nın bana bir armağanıdır. Halen sesi kulağımda.
O zaman dedi Gazi Bey, nasıl isterseniz buyurun, af hiç şey yapmayın dedi. Bayağı güzel bir esprili hava yaşadık. Şimdi şöyle bir geçiş yapmak istiyorum. Bir salgın döneminde kopuş oldu. Siz de Türkiye'ye gelemediniz. Evet. Ve bu yaz bir telefon aldım. Ama telefon aldım derken o alışta çok komik bir şekilde gazetenin santralinden arıyorsunuz beni. Bir telefonum falan sizde yok. Evet. Ama defalarca onlar da başka telefonlarla konuşunca numara kaybolmuş oluyor. Sizi bulamıyorlar. Nasılsa arar diyorlar. O kadar alışmışlar ki Nadir Bey'in yeğeni bizi arar ve ulaşır diye. Bana ulaştığınızda o zaman telefonunuzu alabildim. Çok Türkiye'de kullandığınız telefonu. Çok böyle canlı, can yakar bir sesle haykırdınız. Dediniz ki, benim iki tane kızım var. Yabancılarla bir evli. Kızım. Bir kızım. Ben, bir kızım. Bir, o zaman ben yanlış biliyorum. O zaman torununuzla iki oluyor. İki torunum var. İki torununuz var. Evet. Tamam, oldu. Ailemizin Cumhuriyet'in kuruluşundaki katkılarından habersizler. Onlara bunun miras olarak bırakma sorumluluğum var. Bana yardım edin dediniz. Evet. Hem o kayınpederinizin o üçgen içindeki yaşam alanına dönük, hem Kurtuluş Savaşı'ndaki katkılarına ilişkin, hem de sonrasındaki okul, Cumhuriyet Okulu, yani kuruluş sürecinden sonra Cumhuriyet Okulu bağışı da dahil içinde olmak üzere Hatay olayları üzerinden bilgilere ulaşmak. Yani ben de askeri bilgileri olan kişilere başvurdum, çalıştım. Sonrasında Ali Abalı'nın kitabından keşfettim ki o tarihin akışını da yanlış biliyormuşuz. Yani Fethiye buluşması, bu ailelerin Cumhuriyet buluşması aslında bir göçle, ortak göçle değil, tersine yollardan Fethiye'ye ayak basmayla olmuş bir buluşma. Ve işin başka ilginç yanı, ben onu da katmak istiyorum. Yaşar Kemal de Cumhuriyet'in ailesinin içinde çok sevilen, Nadir Nadir'in çok sevdiği bir arkadaşıydı, hep yanında durmuştu. Onu da ben böyle yeteneklerinden, edebiyatçılığından falan kaynaklanmış, yani Nadir Bey çok severdi kendi içinde olmadığı yaşamları aktarmada, onunla ilgili olduğunu sanıyordum. Meğersem o da zaten Fethiye'deki yerleşmiş olan Abalı ailesinin, Abalıoğlu ailesinin yazın çıktığı yaylalar buluşması da varmış. Aynı alanlarda, aynı Torosların tepeleri üzerinde. Yani bir yörük buluşması. Daha da önemlisi Cumhuriyet tarihi bakımından da, yani bir göçlerle ilgili de çok önemli bir belge. Yaşar Kemal'in ağzından düşmeyen bir sözcük vardı. Sen Avrupa görmüşümüzsün, Karadenizliler deniz görmüşlerimiz, biz de şeyde dağlardakileriz falan diye. Ben de hep onu espri zannediyordum. Oysa tarihi bilerek söylüyormuş, buluşmalarını da bilerek söylüyormuş. Göç hep doğudan batıya olarak devam etmiş. Ve bu tarih, yani ben eminim bizim toplumumuzun çoğunun yargılarında Yunus Nadi ailesi batıdan geldi sanırlar. Evet. Yunus Nadi ailesi Hazar'dan gelmiş bütünüyle ve burada buluşmuşlar. Evet. Ondan çok önemli gördüm ve siz sonra bizden önce eşinizin arşivinden buldunuz onları. Evet, hatta doğudan, Doğu Anadolu'da bir bölgede Abalı Dağ diye bir dağ ismi var. Evet. Demek ki bir kısım göç edenlerden orada kalmış olabilir. Çok ciddi kalmışlar belli. Evet. Ve çok ciddi Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmuşlar. Sonrası da yetmemiş, kuruluş sürecinde çok ciddi katkıları olmuş ve siyasetin her alanda devam etmişler. İyi ki yapmışlar bunları. Şimdi bundan sonrası için ne yapmaya çalışmalıyız, ne yapmalıyız? Hele de bu büyük depremden sonra yaraları sarma konusunda nasıl bir en acılı yer orası şu anda. Evet. En acılı yere ne düşünüyorsunuz? Yani bir
Öngörüleriniz var mı? Nasıl bir devam etmeyi düşünüyorsunuz? Yani çünkü köye de gitmek istiyorsunuz. Evet, inşallah yavaş yavaş her şey düzelir. İnsanlı ya orada yaşam tekrar başlar. Belki gidip yani aldığımız bu bilgilerin ne derece geçerli olduğunu tekrar kontrol edip oradaki diğer kimler daha nasıl akrabalar var, yaşayan kim, yaşamayan. Yani tekrar imkanlar dahilinde. Benim kızım tabii yurt dışında doğmuş. Türkiye'ye çok az gelmiş. Onun için yani ben bir şeyler çıkarıp hiç olmazsa not olarak aileye bunları Yani bırakmak Cumhuriyet tarihinin istiyorum. bilinmeyenlerinde şeyleri, yumakları sökmek istiyorsunuz. O öyle Evet. anlıyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemiştiniz bana telefonda. Herhalde eşinizden dinlediniz. Eşim okulu gidip onarmış diye. Ama fotoğraf yokmuş galiba. Var mı? Yok, orada değil, evi onardık şeklinde. Anladım. Evet. İstanbul'daki evi Orada onarmış. bayağı yengemin istediği bazı, Berin'in istediği bazı şeyleri gidip değiştirmiş falan da. Oraya da Yani yazık sizin oldu. evinize ilişkin bir onarma var. Peki okula ilgili daha henüz o telefon konuşmanız vardı, depremden önce konuştuğunuz. Yani köyden birilerini bulmuştunuz, değil mi? Evet, bilgi almak için o köyden ilk bilgiyi aldık O ve kimdi? Ünal Karaca diye Evet. benim yeğenimin arkadaşıymış Reyhanlı'da. Ben Reyhan'da. bu konuları duyduğumda dedim bilmiyorum ne kadar doğru. Onun üzerine ona telefon ettik. İşte biraz evvel söylediğim gibi enayinin biri bütün köyü köylüye hediye etmiş diye söyledi. Onun üzerine araştırmayı devam etmek istedim. Yani Fakat daha kararlısınız. şey yapamadık tabii deprem nedeniyle Evet. şimdilik kaldı. İnşallah devam edebiliriz sağlık olursa. Çok sevindim. Kolay gelsin size. Ve bundan sonraki çalışmaları herhalde gelişmeler oldukça yine Cumhuriyet TV izleyicileriyle paylaşmaya çalışacağız. Çünkü çok önemli İnşallah. bir Cumhuriyet tarihiyle ilgili bir araştırma söz konusu. Ve bunu devam edeceğiz herhalde, değil mi? İnşallah. Cumhuriyet Arşivi'ndeki bütün Tabii arkadaşlarımızın da daha katkılarıyla. eksik olan, bulunamayan bazı belgeleri de bulduğumda size takdim edeceğim. Şimdi bazı belgeleri hem dosyaları eşinizin çok düzenli dosya tuttuğunu ve dosyaları inceleyemediğinizi söz ettiniz. İsterseniz onun da nedenini bir açıklasanız. Taşınma nedeniyle bütün eşyalar, paketler içinde bazısını bulabildik. Açamadınız yani henüz. Daha açamadık. Daha hani hazineyi bilmiyoruz henüz. Onları evet mümkün oldukça yavaş yavaş çıkaracağız O zaman elimizde size olan. kolay gelsin. Çok Çok teşekkür teşekkür. ederiz Ben bugün teşekkür katıldığınız ederim. için ve de Cumhuriyet'in tarihine ilişkin önemli bir sac ayağını, yani o üçgen içindeki Cumhuriyet tarihi, yani ne katkıları, yani biliyoruz tabii o bölgelerdeki direniş katkılarını ama soyut olarak biliyorduk. Doğrudan doğruya ailenin içinden bilmiyorduk, yani bunu yeni öğrenmiş olduk. Aile buluşmasına hoş geldiniz o zaman. Çok teşekkürler. Bu Devamda bekliyorum. fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bu kadar şey, güzel şeyler getirdikten sonra bize sadece yansıtmak görevi kalıyor. Biz Sağ teşekkür olun. ederiz. Sağ olun. Sağ olun.